Koronavirüsle birlikte kök hücre bağışçı sayısı da azaldı. Oysa binlerce hasta tedavi için bağış bekliyor. Onlardan biri Adana'da yaşayan Yaman Yağ. 13 aydır lösemiyle mücadele eden 2,5 yaşındaki Yaman bağışçılardan gelecek umutlu haberi gözlüyor. Yaman, Pera'ya bay bay yapacak, Pera'ya bay bay ya. Yaman Yağ daha 2,5 yaşında. Minicik bedeniyle 13 aydır lösemiyle mücadele ediyor. Kök hücre nakli olması gerekiyor. Onun gibi binlerce hasta kahramanını bekliyor. Yaman ilk mücadelesini kazansa da hastalığını yükseltti. Şimdi tek çaresi kök hücre nakli. Vardığımız noktada maalesef Türkiye'de vericisi yok. Türk kökün bağışçılar listesinde yok. Ailede yok. Böyle olunca bir kampanya da başladı Yaman için. Şimdi bütün Adana'da ve Türkiye çapında biz yeniden Türk köke bağışların hızlanmasını diliyoruz. Koronavirüs döneminde bu bağışlar çok azaldı gerçekten. Her bağışçı bir hayat kurtararak süper kahraman olabilir. Son dönemde koronavirüsle birlikte bağışçı sayısı azaldı. İnsanlar virüs bulaşır korkusuyla hastanelere gitmiyor. Bir de bağışla ilgili yeterli bilgi olmayınca endişe artıyor. Bağışçı bekleyen ailelerse ümitsizliğe kapılıyor. Hastanede yatan şu an bizimle beraber olan bir iki arkadaşımız daha var bizimle aynı durumda olan. Ve eşleşmeleri olduğu halde vericiler bundan vazgeçebiliyorlar. Bunun hiç kimseye bir zararı yok. 3 ay sonra tekrar donör olabiliyorsunuz. Çocuğunuzun ihtiyacı olduğunda ona da verebiliyorsunuz. Benim evladım ve diğer bütün çocukların hayatta kalabilmesi için daha fazla bağışçıya ihtiyacımız var. Yaman ve diğer nakil bekleyen hastalar için Adanalı iş adamları ve işçiler harekete geçti bile. Kızılay'ın mobil tırı fabrikalara kuruluyor. Gönüllüler kan verip Türk kök listesine bağışçı olarak kaydoluyor. 18-50 yaş arasındaki her birey kök hücre bağışında bulunabiliyor. Bunun için sadece 3 tüp kan vermek yeterli. Yapılan her bağış Yaman gibi çare bekleyen çocuklara umut oluyor.